mesela yurduma gittim. Kendi üniversitemde olmayan birçok öğrenci benim yurdumda barınabiliyor ama ben şu an sokaktayım yani hiçbir şekilde barınamıyorum. Bu Türkiye'nin geleceği ileriye falan gitmiyor. Gittikçe geriliyor. Ve yani şu Türkiye'nin başındaki adam olduğu sürece hiçbir zaman da ilerlemeyecek. Kesinlikle ben buna kendim şahit olmuş bir insanım. Bilmiyorum, hiçbir şekilde bir şey kattığını düşünmüyorum. Yani ben çevremde görüyorum, sadece kendimi de geçtim. Çevremde olsun mağdur kalan bir sürü öğrenci var. Yani bence belli bir kesime göre yardım ediyorlar. Belli bir kesimi ellerinin tersiyle itiyorlar. Yani 20 yıldır bu adam başında ama hiç değiştirmeyi düşünmediler. Acaba bu adam gitse, yerine başka biri gelse belki daha farklı olacak. Yani kötü de olabilir, iyi de olabilir ama farklılık olacak en azından. Tek beklentim gerçekten yani halka tek seslenişim. Yani sadece kendilerini düşünerek değil, kendi çocuklarını düşünerek değil, başkalarının çocuklarını da düşünerek hareket etsinler. Şimdi 20 yıllık AK Parti'nin iktidarını şöyle değerlendiriyorum. Zaten 20 yaşındayım kendimde. 20 yıldır onun izlemiş olduğu politikayı gördüm. Yani onun izlemiş olduğu siyasetin çizgisinde ilerledik. Çok yanlış bir politika, siyaset izledi. Bundan çok şikayetçi bir gencim ben de. Çünkü onun zamanında bu kadın şiddetleri çoğaldı. Kadın cinayetleri çoğaldı. Kadına değer resmen bitti resmen. Yani hiç yok diyecek kadar az oldu. Ekonomi zaten çöktük, toparlanamıyoruz, bittik yani. Bir 5 yıl daha toparlanacağımızı hiç sanmıyorum. Gençlerin üniversite okuma hayalleri resmen çöktü gibi bir şey, okuyamıyor insanlar. Çünkü bir hedefleri, bir gelecekleri kalmadı. Çünkü onun izlemiş olduğu siyaset gençleri resmen yolundan şaşırtıyor. Buna çok karşıyım. Gençlerin hep bir yurt dışı hayali var. Yurt dışına gitmek istiyorlar, çıkmak istiyorlar. Bunun tek sebebi bence AK Parti'nin izlemiş olduğu politika. Buna karşıyım ben. Bir genç olarak da Yeşil Sol Partiliyim açıkçası. Yeşil Sol Parti özellikle çalıştığımız iş şartları koşullarında çifte standarda maruz kalıyoruz gerçekten. Çünkü hakkımızın verilmediğini düşünüyorum ama Yeşil Sol Parti de bunu düzeleceğini düşünüyorum. Çünkü kadınlara değer veren bir parti. Kadınlara değer verdiği için bence bu iş olanan tüm gençlere, tüm genç kadınlara, annelerimize buradan çağrımdır. Yeşil Sol Parti gerçekten kadın özgürlüğünün politikasını izleyebileceği bir parti olduğunu düşünüyorum. Haklarımızın daha çok verileceğini düşünüyorum. Bu nedenle sizi Yeşil Sol Parti'ye çağırıyorum. Yeşil Sol Parti ile haklarımızın daha iyi sağlanacağını düşünüyorum. 25 yaşındayım, başka bir iktidar görmedim. Memnun da değilim, hiç kimse memnun değil. Biz ev bulmakta zorlanıyoruz. Birçok arkadaş birlikte kalıyoruz. Ayrı eve çıkmak istiyoruz, çıkamıyoruz. İş bulmakta sıkıntılar yaşıyoruz. Bugüne kadar yaptığı söylemleri biliyoruz. Ne kadar çirkin söylemlerde bulunduklarını biliyoruz kadınlara. Benim herhangi bir umudum yok yani onların herhangi bir şeyi kazandıracağına dair. Tam tersi kaybetmemize yol açacak. Oy verelim. Ben güveniyorum. Herkes araştırsın, takip etsin. Zaten ortada yani herhangi bir ön yargısı olmadığı müddetçe anlayabiliyor. Gerçekleri çok net bir şekilde görebiliyor. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yani ön yargısız bir şekilde bakıldığı zaman anlaşılıyor.